geldiniz. Teşekkür ederim, sağ olun. Evet, sağ olun, gayet iyi. Sizleri gördük, daha iyi olduk. Merhaba abiciğim. Merhaba başkanım. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız, iyi misiniz? İyiyim. Londra'daydık, oradan geldik. İyiyim, çok güzel. Evet. Çok memnun oldum, sağ olun. Teşekkür ediyoruz, böyle güzel bir eser kazandırıyorsunuz. Sağ olun, eksik olmayın, çok sağ olun. Çıkıyorum. İzmir'i evrensel bir kültür sanat üretim merkezi haline getireceğiz.
Büyükşehir Tiyatromuz bu yıl 6'sı yeni olmak üzere 10 oyunla seyirci karşısında çıkacak. Sanatın özünde tekliğe karşı çokluğu, baskıya karşı özgürlüğü savunmak vardır. Bugün sanat baskı altında. Biz İzmir'de sanatı savunmanın aynı zamanda özgürlüğümüzü savunmak olduğunu çok iyi biliyoruz. Bunun için tüm baskılara karşı direnmeye devam edeceğiz. Dünyamızın, ülkemizin ve şehirlerimizin baş döndürücü bir hız ve hırs yerine sakinliğe çok ihtiyacı var. Neşemizi ve mücadele gücümüzü artıran, umudumuzu güçlendiren sanat bunun yegane yolu. Bütün o büyük zorlukları el birliğiyle aştık. Tüm sanatçılarımıza teşekkür etmek istiyorum. Derler ya, bir işi yapmanın bir, yapmamanın bin sebebi vardır. Yapmak için tek sebep, inancımız yetti ve el birliğiyle başardık. Bizim de İzmir'e bir sözümüz var. Bu sahnede oyun hiç bitmeyecek. İzmir doğumlu bir dedenin, bundan tam 100 yıl önce bir kahraman olarak, kurtarıcı olarak giren Batı Cephesi Komutanı İsmet Paşa'nın torunu olarak aranızda bu akşam bulunmaktan büyük onur duyuyorum. Ama biliyorum ki burada bulunan herkes İnönü'nün, Atatürk'ün torunudur. 24 Eylül 1884'te İzmir'de doğuyor ve doğduğu ev çok güzel bir müze. Gitmenizi öneririm. Konak'ta yer alan çok güzel bir müze. Dinlerken sizleri İzmir'in bir tiyatroya, şehir tiyatrolarına kavuşması için 70 sene beklediğini şaşırarak öğrendim. Cesur insanların yaşadığı İzmir'deyiz. Tunç Başkan gibi cesur başkanlar oldukça ve sizin gibi cesur sanatçılar ve cesur izleyiciler oldukça Atatürk'ün, İnönü'nün başlayıp da bitiremediği pek çok şeyi sizler bitirebileceksiniz. İkinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün anısını yaşatan bir sanat merkezi, bugün sizlerin huzurunda yapısal ve işlevsel olarak yeni bir hayata adım atıyor. Yeniden düzenlemeler sonucu gencecik bir sanat kurumunun İzmir Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarının ana sahnesi ve karargahı oluyor. Ülkemizde süre giden bir karşı devrim hareketinin paralelinde bilime ve sanata karşı bir topyekun savaş açıldığı izlenimi adım adım keskinleşiyor. Sanat alanlarıyla kurumlarının yüz yüze kaldığı ihmal, küçümseme, umursamazlık, baskı ve hatta yıkımcılık girişimleri toplumun ruh zenginliğini kısırlaştırıyor. Bir çeşit çölleşmeye doğru giden bu genel aymazlık ve acımasızlık karşısında Sayın Başkan Tunç Soyer'in İzmir'de şehir tiyatrolarının kuruluşu için gösterdiği kararlılık, direnç ve özene bir kere daha teşekkür edeceğim. Sayın Başkan, güzel İzmir'in sanat hayatına ektiği bu atalık tohumla sadece İzmir'in sanat tarihindeki 70 yıllık bir sancıya son vermemiş, aynı zamanda yurdumuzun tiyatro tarihine yeni bir sayfa eklemiştir. Ölümsüzlük ve sonsuz barışı.